Kazı çalışmaları bir yıl önce başlayan Ula'nın Akyaka mahallesindeki Orta Çağ Kalesi'nde kale ve sur duvarlarının konservasyon çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Kazı ve konservasyon çalışmaları esnasında kalenin kuşatma esnasında askerlerin temiz su ihtiyacını karşılamaları için Kadın Azmak Deresi'ne bakan bölümde toprak altında 60 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğinde merdivenli tonoz tünel bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle doçent doktor Abdülkadir Baran tarafından yürütülen Cumhurbaşkanı kararlı İdima Antik Kenti kazı çalışmaları, Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı ve Ula Belediyesi'nin destekleriyle kesintisiz bir şekilde sürdürülüyor. Ula ilçesi Gökova mahallesinde yer alan ve büyük ihtimalle 4000 yıllık bir tarihi geçmişe sahip olan İdime Antik Kenti'nin Akyaka'nın batısındaki maden iskelesi mevkiinden Gökova'nın doğusundaki Ataköy mahallesine kadar yayılım gösteren antik dönem mahallerinden birisi olan Akyaka'daki iniş dibi mevkinde Azmak kenarında bulunan Alçaktepe ele geçirilen verilere göre 2700 yıllık tarihi geçmişe sahip. Antik dönemde deniz kıyısında yer almış olması muhtemel olan tepe, tüm çağlar boyunca önemini korumuştur ve tepenin üst kısmında daha eski sur duvarları üzerinde günümüze değin iyi durumda koruna gelmiş bir kale, milattan sonra 12. yüzyılda inşa edilmiş. Yapılan kazı çalışmaları Orta Çağ Kalesi'nin Selçuklular döneminde de kullanılmış olduğunu gösteriyor. Yaklaşık 40 dönümlük alanda ot ve bitki temizliğinin tamamlanmasının ardından 600 metre uzunluğundaki Bizans kalesinin surlarının konservasyon öncesi kazı çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Askeri bir garnizon olarak inşa edilmiş ve büyük ihtimalle savaşmaksızın Selçuklular tarafından ele geçirilmiş olan kalenin ilgi çekici yapılarından birisi de kalenin güneyinde duvar içinde tonozlu girişi bulunan ve tepenin güney bitimine değin ulaşan tonozlu tünel yapısı. Kazı Başkanı Doçent Doktor Abdülkadir Baran, işçiliği kaleyle çağdaş bir dönemde inşa edilmiş olduğunu gösteren toprak altındaki temelin bazı bölümlerinde tonoz kısmı tahrip olmakla birlikte giriş kısmındaki yaklaşık 20 metre uzunluğundaki bölümü oldukça iyi durumda korunmuş. Yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki tünelin iç kısmında kazı çalışmalarımız devam ediyor. Toplam 60 metre uzunluğundaki tünelin güney bitiminin kazıları yapılırken kapalı bir bitimi olduğu görüldü. Tünelin orijinalinde toprak altında yer aldığı ve büyük ihtimalle kale içindekilerin kuşatma sırasında düşmanlara gözükmeden tepe bitimindeki bugün de azma oluşturan temiz su kaynağına ulaşması için yapılmış dedi.